Merhaba arkadaşlar. Bugün finans uzmanı ne iş yapar? Bunun üzerinde konuşacağım. Şu şekilde arkadaşlar, işte günlük raporlarımız var. Bir gün önceki işte yapılan işlemler, aylık harcamalar, işte para nereden para geldi, ne kadar kredi çektik, ne kadar kredi ödedik gibi. İşte aylık harcamalar, dediğim gibi yıllık raporlar, bu tarz raporlar yapıyoruz. Bankalarla olan ilişkileri, firmanın ilişkisini biz sağlıyoruz. İşte talimat hazırlama, para gönderme, işte hesapların kontrolü, ne kadar para geldi, nereye para gitti. İşte bankadan kredi çekileceği zaman iletişimimiz kurarız, işte kredi oranları vesaire, işte kredi ödemeleri, bunların takibi, çek senet alıyorsak ya da veriyorsak bunların takibi, çek ödemelerin takibi, yani bankayla bütün ilişkileri biz sağlıyoruz. Yani finans ayağına tamamen bakıyoruz, kontrol ediyoruz diyebilirim. Muhasebe kısmı, bazı şirketlerde finans muhasebeyi aynı kişi yapıyor, biraz daha küçük kapsamlı firmalarda o şekildedir. Muhasebe bilmek de bazı firmalarda gerekebiliyor. Aslında kendimizi geliştirmek açısından faydalı olabilir ama daha büyük firmalarda muhasebe ayrı, finans ayrı oluyor. Bizde de finans ayrı arkadaşlar. İşte yurt dışı transferleri falan varsa bunların takibi vesaire. Evrak kısımları var. Aynı işte bankada çalışanlar falan, bir arşivleme falan. İşte bunların takibi. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında hani aşırı yoğun olduğum günler bile, ben daha önce bankacılık yaptım 5 yıl. İşte 2,5 yıldır da finans uzmanlığı yapıyorum. En yoğun günlerde bile bankadaki yoğunluğu, yoruculuğu aslında yaşamıyoruz diyebilirim. O yüzden hani bir de böyle bir müşteriyle, kişilerle yüz yüze çalışma gibi bir durum olmadığı için biraz daha kafan rahat aslında. Hani işi bilen insan, zaten kendi iş yaptığın, işini bilen kişilerle birlikte çalışıyorsun. Yoğun olsa, zor olsa bile hani birine laf anlatmaya çalışıyorsun, beyin olarak seni yormuyor. O yüzden aslında iyi. Bir de işte firmanın finansında olunca genel müdürlüğünde oluyorsun doğal olarak. İşte firmanın üst yetkilileriyle falan birebir iletişimde oluyorsun sürekli. Bu tarz bir çalışma ortamı var. Bir ofis ortamında olur her zaman zaten. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi işimiz çoğunlukla bankalarla olur. Bankalar ne zaman çalışırsa biz o zaman çalışırız. İşte mesela resmi tatiller zaten çalışılmıyor firmalarda. Ama mesela diyelim ki bayramları falan birleştiriliyor 9 gün. Bankalar biliyorsunuz o birleştirilen tarihlerde tatil olmuyor, çalışmaya devam ediyor. Bankalar aktif olduğu için biz de işlerimize devam ettirip çalışıyoruz. Bu şekilde tatil imkanı biraz daha kısıtlı. Ama iş aşırı yoğun olsa bile çok yorucu değil. Çünkü kendi işini yapıyorsun, bildiğin işi yapıyorsun. Karşındaki insanlar zaten çalıştığın insanlar, iş bilmeyen insanlar değil. O yüzden böyle kafa olarak çok yorucu, çok yoğun bir iş değil. Ben aslında hani memnunum, sevdiğim bir iş. Bu işte bizim İşletme, iktisat vesaire bu tarz bölümlerde mezun olan kişilere de önerdiğim bir meslek diyebilirim. Çünkü hele İstanbul'daysanız bir dünya finans çalıştıran, yani finans uzmanı çalıştıran şirket var, bir sürü. O yüzden de iş bulmak zor olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde faydalı bulursanız, takip ederseniz çok sevinirim. Sorunuz varsa da yorumdan yazarsanız sevinirim. İyi günler.